Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Şubat Pazartesi iddia tahminlerimi paylaşacağım. İlk baş dünkü yaptığımız analizlere bir bakalım. Arkadaşlar, dün ilk baş size Aston Villa Tottenham maçını analiz etmiştik. Hatta size demiştim 3.5-4.5 üstü olabilir demiştim. Dediğim gibi maçta 5 gol oldu. Bizim analizimizde 6 gol olmuştu. Ya Bevin ekseninizde yaptığımız analizi maçta en az 6 gol olmuştu. Bakın maç 3-2 bitti. Maçta 3, yani 5 gol olmuş. Hem 2.5 üst hem 3.5 üst 4.5 üste kadar bildik arkadaşlar. Söylemiştim ben size oynamak isteyenler böyle oynayabilir. Arsenal maçının analizini yapmıştık. 0'dan 1 bitiyor demiştim arkadaşlar. İsteyen de 0'dan 1 oynayabilir demiştim. Maçta 0'dan 1 bitti arkadaşlar. Excel'le yaptığımız. Bir de Darmstadt son özel maçını yapmıştık. Bu maçta da hani ne demiştim size, ya 2'den 0 biter ya da 2'den 1 demiştim. 3 maç çıkmıştı dedim. Bir tanesi dedim 0'dan 1 bitti. Bu maçta 0'dan 1 bitti arkadaşlar. Yani analizde biraz daha dikkatli olursak bayağı yüzdesi bayağı yüksek. O dediğim şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izleyip nasıl analiz yaptığımı görebilirsiniz. Bu gece de bazı maçlar var. Onları da yapacağız. Dün size demiştim arkadaşlar Trabzon maçı vardı. Trabzon alır demiştim size. İlk yarı bir oynayanlar, hatta birden bir biter dedim bu maç. Aynen de dediğim gibi oldu. Trabzon ilk yarı bir, yani birden bir bitti maç. Maçı da aldı. Hoştankel maçı vardı ama ikinci Aue Hoştankel maçı. Bu maçta da maç sonu deplasman takım alır demiştim. Deplasman da aldı zaten. 2'den 2 bitti maç. Lyon Strasbourg maçı da arkadaşlar, hani Lyon hani puana bu kadar ihtiyacı varken, bu kadar da formdayken, hani kaç haftadır bayağı iyi gidiyorlardı. Bu maçta patladı. Yani yenmesini bekliyordum, olmadı. Bu maçtan gitti. Bir an olmaz sabah kuponu vermiştik. Şu şekilde. Sevilla 1-0 önde olduğu maçı 2-2 berabere bitirdi. Deplasman kırmızı yedi, gene de atamadı. Yani Sevilla'nın beceriksizliğinden bu şekilde bitti. Diğer böyle bir kuponum daha var. Orada da Sevilla'dan gitti arkadaşlar. Onda da 3 maç vardı. İkisi tuttu. Gene Sevilla'dan yattı. Yani İspanya ligimiz de bayağı yüksek. Size söylemiştim. Alanya geçeceğim milli maçı dedim. Çok kısır geçecek. Hani 1-0 veya 2-0 gibi skorlar dedim çıkıyor. Maçta zaten deplasman 1-0 aldı. Skor öyle çıktı. Bu şekilde arkadaşlar, analizlerimiz bu şekilde. Bu akşama da bazı maçlar var. Onların analizini yapalım sizinle de. Siz de görün nasıl yaptığımı, izleyin. Chelsea Manchester United maçı var. Bu maçın analizini yapalım beraber. Siz de görün. İlk baş bir kontrol edelim arkadaşlar. Bazı oranlara bakmam lazım. Özel oran 1.91. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Bu maçın analizini yapayım. Beraber maçı yapalım. Hemen diğer oranlara da girelim. 3.44. Deplasman 4. Buradan oranlarımızı tıklayalım arkadaşlar. Sonra bakalım 3.70'den açılış yapmış. 3.70 var mı, yok. En yüksek olanı yapacağız. Bu şekilde. Bu değil arkadaşlar. Bunlar rezi, bu değil. 2-3 maç çıkıyordu en az. Şu ilk yarıya bakmam lazım. İlk yarıyı unuttuk. Normal oranlara girdik. Şunlara bir bakayım arkadaşlar. 2-0. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuza yine kaldığımız yerden devam edelim. Telefon çaldı. 2.45, 2.05. Hemen bunun analizini de yapayım. Baş düşen oranı hemen tıklayayım burada. Şu şekilde. Maçın kapanışına da bakalım hemen. Ev sahibinin kapanışı 2'den. 3.90. Şöyle 2'den. Arkadaşlar, maçın analizi, bir maç çıkıyor, bir de normal analiz yapayım size. Bu normal özel orandan yaptığım, bir de normal lige göre yapayım. Hemen bakalım buradan. Düşen oranı 3.40. Buradan hemen İngiltere Premier Lig diyelim. İngiltere Premier Lig. Hemen 2
yarılara bakalım. 2-0-5. Buradan hemen 2-60'a da bakalım oranlarımızı. Tek tek yazalım. Arkadaşlar 3 tane maç çıktı. 2 tanesini ev sahibi almış. Birden 1 bitmiş. Diğeri de 2'den 2 bitmiş. Bu oranlara en yakın maç şu anda açılış oranı itibariyle şu maç. O da birden 1 bitmiş. Oynamak isteyenler bunu maç sonu 1 oynayabilir arkadaşlar. Maç sonu yani ev sahibinin yenileceğini gösteriyor. Ev sahibinin galibiyetini gösteriyor. Oynamak isteyenler de bu şekilde oynayabilir. Tahminim ev sahibinin yeneceği yönünde arkadaşlar. Bu maça Chelsea galibiyeti diyebiliriz. Şurada arkadaşlar. Arkadaşlar bazı yabancı arkadaşlar da izliyor hani kanalımı. Onlara da yardımcı olacağım. Bazıları hani anlamıyormuş. Chelsea home win. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer maçlarımıza da bakalım hemen. Buradan. Bochum Stuttgart maçı var Almanya 2. Güzel bir maç var bu gece. Hemen bir oranlarına bakalım. Oranlarda sıkıntı yok. Aynen hemen normal. Lig analizini yapalım. Özel oran olmadığı için normal lig analizini yapıyorum arkadaşlar. Hemen buradan Almanya 2. Hemen buradan çıktı. Hemen ilk yarıya da bakalım. 2.40. Arkadaşlar 3 tane maç çıktı. 3'ünde de deplasman kazanmış. Şey pardon. İkisini deplasman, bir tanesini ev sahibi kazanmış. Maçların 3'ü de üst bitmiş. Bir maçta 7 gol olmuş. Diğer maçta 3 gol. Diğerinde de yani 2-1 bitmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Genelde ben bir sağlam bir analizine bakayım bunun. İlk hemen maç sonlarına bir döneyim. 4-13-60. Hemen ona göre size. 4-13-60. Kapanışlarına bakayım. 3-50. 3-50. Var mı? 3-50. 3-50 şekilde yok. Arkadaşlar bu maçı üst oynayabiliriz. Oynamak isteyenler bu şekilde oynayabilir. Yani benim tahminim üst yönünde. Bu maçı da üst seçelim. Bu da sizinle yaptığımız hani yaptığımız analizimiz olsun. Beraber yaptığımız. Şu şekilde tikini atalım. Hemen diğer bir maç daha yapalım sizinle beraber. Şuradan hemen Milan maçı var. Bu maçı hiç oynamak istemiyorum arkadaşlar. Çok hani Milan bana hiç güven vermiyor. Torino da güven vermiyor. Yani bu maçı nasıl hani oynayacağız? Beklemediğimiz şeyler de çıkabilir maçta. Yine de bakalım. Özel oran açılmış. 1.72. Hemen şuna bir bakalım. Açılış oranına. 1.72. 1.55. Hemen buradan diğer oranlara da girelim. 4.26. de girince arkadaşlar. Ev sahibinin galibiyeti gözüküyor arkadaşlar. Şuradan bakayım. 4.50'den 6'ya fırlamış. Kaç puan fırlamış? 15 puan. Arkadaşlar. Ev sahibinin galibiyeti gözüküyor. Maçı gollü gösteriyor. Bir maçta 7 gol olmuş. Bir maçta 4 gol olmuş. Bu maçı isteyen maç sonu 1 oynayabilir. Veya hani üst oynayabilir. Benim tahminim üst yönünde hani ev sahibinin galibiyetinden hani Milan o kadar iyi oynamıyor. Çekiniyor. Oynamak isteyenler de o şekilde oynayabilir. Bu şekilde de hemen bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu maçı hani üst oynamasından yanayım. Oynamak isteyenler de üst oynayabilir maça. Bu maça da üst diyelim. Bu şekilde sizle beraber yaptığımız analiz bizimiz. Başka göze batan maçlardan hangisi? Almanya 3. lig var bir tane. Ona bakalım. Ya da bu akşam Kasımpaşa, Antalya Kasımpaşa var.
Yani sıkıntılı bir maç. İki tarafın da puana ihtiyacı var. Hani böyle bir maçlara hiç girmek istemiyorum arkadaşlar. Sizi de sokmak istemiyorum. Hani maçın ne olacağı böyle, onun için size şu Yunanistan Ligi'nden bir maç bulayım. Onu yapayım. Daha sağlıklı olur. Böyle, çünkü bu maçlar sıkıntılı arkadaşlar. İki tarafta hani beraberlik bile birer puan bile yarıyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim şimdi. Hani ne olacağım, böyle sıkıntılı maçlara girmeyin. Gaziantep Rize maçı var. Rize galiba geçen hafta maçı ertelenmişti. Bu maça da hani bakarız. İlk baş Yunan Ligi'ne bir bakalım hemen. Maçımız neydi? Astromitos maçı. Hemen beraber analizimizi yapalım. Aynen, tam da güzel bir orana yakaladık. 1.67. Hiç 5.50 hemen arkadaşlar, böyle maçımızın analizini yapalım. Şurada animasyon 2'den. Buradan 1.53 var mı? Yok. Ona girmeye gerek yok o zaman. Hemen. 2.25'te düşüş var. Hemen buradan. İlk yarı maçını da yazalım buraya. Oranı da yazdık. Diğerleri 2.05, 5.50. 5.50 bu şekilde. Yani maç şaşırttı beni. Bayağı gollü gösteriyor. 4 tane maç çıktı arkadaşlar. 4 maçın 4'ü de üst çıktı. Birinde 6 gol. Birinde 3 gol. Diğerinde 4 gol. Diğerinde 3 gol yine. İlk yarılarda bile gol gözüküyor. Normal analizi bu şekilde arkadaşlar. Bir de hani lig analizini yapayım bunun. Hani lig maçıyla yapayım. Şöyle. Özel oranda genelde yapmıyordum da bu maç için yapacağım biraz. Hani şüphe ettiğiniz maçlarda bazen yapın. Grace. Diğer oranlara da girelim hemen. İlk yarı 2.25. Hemen beraberliği 5.50. Aynen arkadaşlar. Yine 3 maç çıktı. Bu 3 maçın ikisini ev sahibi kazanmış. Bir tanesini deplasman kazanmış. Diğer oranlara bakalım hemen. 3.70'te 5.50. 3.70'te 5.50. Arkadaşlar bu maçı da ev sahibi bir oynayalım. Hani bayağı favori gözüküyor ev sahibi şu. Bunu da bu şekilde yaptık. Artık şansımıza gelirse analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani içinden maçta çıkarabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum sizden.